dışarıdan, şimdi mesela vitaminler alıyoruz değil mi? Vitaminlerdeki bizim düşüncemiz, işte bizim gıdalardan yeteri kadar vitamin alamama noktasında dışarıdan vitamin alarak onların yerini doldurabilme ihtimali. Aynı şey kıkırdaklar içinde geçer. Kıkırdaklarda, kıkırdak sıvısının haricinde kıkırdağın kendi yapısını esas oluşturan şeyler kolajen. Yani kıkırdağın hücresinin bir anlamda ortaya çıkarttığı ve o elastikiyeti sağlayan kolajen adlı bir protein var. Protein zinciri var daha doğrusu. Bakın bu bir boncuk. Bu bir kolajen molekülü gibi düşünün. Böyle küçük küçük, bunlar aminoasit dediğimiz hani meşhur proteinlerin en küçük yapı taşları gibi hayal edin. Bunu da bir kolajen molekülü olarak hayal edin. Bu çok büyük bir molekül. Bunun bizim sindirim sistemimizden geçtikten sonra hedef doku dediğimiz kıkırdak hücresine içine girmesi imkansız. Yani bu kadar büyük bir molekülü hücrenin içerisine itemiyoruz. Bunu itmek için bunu küçük parçalara ayırmamız gerekiyor. Bu noktada oluşan küçük parçalara biz kolajen peptitler diyoruz. Kolajenleri doğru yerlerden kolajen hücrenin içerisine girebilecek hale getirmek lazım bölerek ve aynı zamanda içeride kolajen molekülünü yeniden oluşturabilecek ham madde şeklinde yapmanız lazım. Yani yanlış yerlerden böldüğünüz zaman içeride kolajen oluşturma şansınız yok. O yüzden mesela paça çorbasında bir sürü amino asit parçacıklar oluyor. Yani ondan bir medet umma şansımız yok. Morina balığının cildinden özel tekniklerle elde edilen, ki bu işin alameti farikası aslında orada, o teknikler, teknik detaylarda elde edilen kolajen peptitlerin çok daha bir anlamda temiz, bir anlamda daha yararlı ve demin size söylediğim o özel yerlerden daha güzel parçalanabilen bir kolajen olması açısından morina balığı çok değerli bir kaynak.